Arkadaşlar merhaba, videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Numaralanmış cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? Bakalım. 1. Arkadaşım bozulan işini kısa sürede yoluna koydu. Yoluna koymak deyimi var burada fakat açıklaması verilmemiş eledim. 2. Çocuğu öyle görünce aklım başımdan gitti. Ne yapacağımı bilemedim demiş. Burada aklı başından gitmek deyimini vermiş arkadaşlar. Ne yapacağımı bilemedim anlamında kullanılan bir deyimdir. Dolayısıyla ikinci cümledeki deyimin açıklaması verilmiştir. Diğerlerine de bakalım. 3. Bir grup genç sokaklarda gövde gösterisi yapıyor. Gövde gösterisi yapmak deyimini vermiş. Açıklaması yok. Eledim. 4. Kardeşim bu işi yapmayı aklına koymuştu. Aklına koymak deyimini vermiş. Açıklaması yok. Dolayısıyla ikinci cümledeki deyimin açıklaması verilmiştir. Cevap Bursa. Onun romanlarında her şey bir sis perdesinin ardından görünür. Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sis perdesinin ardından ifadesinin altını çizmiş arkadaşlar. Şıklara bakalım. A. Yaşam gerçeğini değiştirmek. Bununla pek alakalı değil. Bir eksi koyalım. B. Gerçeği anlamayı zorlaştırmak. Olabilir. Birazdan açıklayalım. C. Gerçekle ilgisi olmamak. Çok alakalı gibi değil. Şöyle bir dursun. D. Süslü ve anlaşılmaz bir anlatım içermek demiş. Şöyle bir dursun arkadaşlar. Şimdi sis perdesinin ardından ifadesini anlayabilmek için arkadaşlar sisli bir havayı hayal edelim. Sisli bir havada gerçek hayatta bulunan nesneleri anlamakta zorlanırız. Bunların ne olduğunu tespit etmekte zorlanırız. Burada da onu anlatmaya çalışmış. Gerçeği anlamayı zorlaştırmak anlamında kullanılmıştır arkadaşlar bu altı çizili kısım. Dolayısıyla cevabım Bursa olmak zorundadır. Sevmek, inanmak, bağlanmak gibi şeyler defterinde yoktu cümlesindeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Defterinde yoktu söz grubunun altını çizmiş. Yani bu özellikler onda bulunmazdı demek istiyor. A. Sahip bulunmamak, tabiatında olmamak. Evet, A şıkkı gibi gözüküyor. Cevabım diğerlerine de bakalım. B. Adını anmaz olmak. Hayır. C. Yeni bir hayata başlamak. Hayır. D. İşine son vermek. Hayır arkadaşlar. Defterinde yoktu derken, tabiatında olmamak, sahip bulunmamak anlamlarını kastetmektedir. Dolayısıyla cevabım A şıkkıdır. Yani sevmek, inanmak, bağlanmak gibi şeyler bu kişinin tabiatında, doğasında yokmuş. Cevap Adana. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde ikileme kullanılmıştır? Hemen bakalım. Okuya okuya gideceğiz arkadaşlar. Birinci cümleye baktım. Çocukların yanına giderken buranın köyün genel oyun alanı olabileceğini düşündüm. İkileme karşıma çıkmadı. 2. Bir muz ağacının gölgesinde çimlere oturarak onları izledim. Burada da ikileme karşıma çıkmadı. 3. Bu kadar mutlu ve gürültülü bir topluluk daha önce hiç görmemiştim. Burada da arkadaşlar ikileme çıkmadı karşıma. Geçtim. 4. Çoluk çocuk. Bakın çoluk çocuk söz grubu ikilemedir. Dolayısıyla cevabım 4. cümle olacaktır. Kadın erkek. Bakın yine kadın erkek derken burada bir ikileme oluşturmuş. 2 tane ikileme var bu cümlede. En az 200 kişi vardı diyor. Dolayısıyla cevabım 4. cümle olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? Şıkları inceleyelim. A. Başında kavak kelleri estiği o günlerde kimseyi beğenmemişti diyor. Burada kavak kelleri esmek deyimdir fakat açıklaması yok. Eledim. B. İkide bir de gelip başımızı ağrıttığını düşünüyorum diyor. Burada arkadaşlar başımızı ağrıtmak bir deyimdir fakat açıklaması yoktur. C. O günlerde annemin başını kaşıyacak vakti yoktu. Altını çizdiğimiz kısım başını kaşıyacak vakti olmamak bir deyimdir fakat açıklaması yoktur. Eledim. D. Ne zaman başı sıkışsa zor durumda kalsa ablasına giderdi. Burada başı sıkışmak zor durumda kalmak, zor durumda olmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Dolayısıyla D şıkkında deyimin açıklaması da verilmiştir. Cevap Denizli. Tezgahtar olarak başladığım işte bana
Deli bozuk diyenler, deli bozuk kelimesinin altını çizmiş, müdür olduğumda beni ayakta alkışladılar. Cümlesindeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaptıklarına çok pişman olan kimse. Bu uygun gelmez arkadaşlar. Eledim. B. Günü gününe, sözü sözüne uymayan kimse. Olabilir. Şöyle bir dursun. C. Başladığı işi ciddiyetle yapan kimse. Eledim. Bu olamaz. D. Sürekli kaygı durumunda olan kimse. Bu da yakın gelmiyor. Şimdi arkadaşlar, tezgahtar olarak başladığım işte bana deli bozuk diyenler, müdür olduğumda beni ayakta alkışladılar. Bu arkadaşımız tezgahtar olduğunda çevresindekiler buna günü gününe tutmayan biri demişler. Dikiş tutturamaz, bu işte süreklilik sağlayamaz demişler ki müdür olduğunda da beni ayakta alkışladılar diyor. Yani müdür olduğumda tavırları biraz değişti diyor. Dolayısıyla B şıkkındaki günü gününe, sözü sözüne uymayan kimse anlamında kullanılmıştır diyebilirim. Deli bozuk söz grubu. Cevabım Bursa'dır arkadaşlar. Ortalık iyiden iyiye aydınlandı. Az sonra güneş de doğar. Cümlesindeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İyiden iyiye söz grubunun altını çizmiş. A. Adam akıllı, çok iyi, gereği gibi. Şöyle bir dursun. B. Gerçekleşmesine az bir zaman kala. Bu değildir arkadaşlar. Eledim. Neden değildir? Çünkü aydınlandı diyor. Gerçekleşmesine az bir zaman kalsa aydınlandı demezdi. C. Kendisinden söz ettirecek kadar. Bu da arkadaşlar hava aydınlandığı için artık söz konusu olamaz. D. Yaklaşık olarak diyor. Bu da arkadaşlar benim cevabım olamaz. Ne olabilir burada? Ortalık adam akıllı, çok iyi aydınlandı. Az sonra güneş de doğar şeklinde olabilir. Yani A şıkkındaki virgülle ayrılan her bir kelime buraya yerleşebilir. Böyle cümlelerde, böyle sorularda sizler de şıklardan yola çıkarak yaparsanız en doğru ve net sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Deneme, yanılma yoluyla bu tarz soruları çözebilirsiniz. Cevap Adana. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde deyim vardır? Bakalım deyimleri tespit etmeye çalışalım. 1. Kitaptan daha iyi bir arkadaş yoktur. Burada gözümüze çarpmadı, eledik. 2. O insana dert ortaklığı eder, insanın yüreğine su serper. Bakın yüreğine su serpmek bir deyimdir arkadaşlar. Kalıplaşmış bir ifadedir artık Türkçemizde. Dolayısıyla cevabım B gibi duruyor. Diğerlerine de bakalım. 3. Kişi gönlünün her istediğine onunla erişir. Burada deyim göremedik, eledik. 4. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incilir. Burada da arkadaşlar deyim gözükmedi. Dolayısıyla cevabım B şıkkıdır. Numaralanmış cümlelerdeki ikilemelerden hangisi oluşum yönüyle diğerlerinden farklıdır? İkilemeler nasıl oluşuyordu arkadaşlar? Farklı çeşitlerde bir araya gelerek oluşabiliyordu kelimeler. Birincisi anlamsız iki sözcükten oluşan ikilemeler vardı. İkincisi anlamlı ve anlamsız sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşan ikilemeler vardı. Yakın anlamlı sözcüklerle oluşanlar vardı. Zıt anlamlı sözcüklerle oluşanlar vardı. Yansıma sözcüklerle oluşanlar vardı. Aynen tekrar yoluyla, yani bir kelimenin aynen tekrarlanması yoluyla oluşan ikilemeler vardı. Ve isim tamlaması şeklinde kurulan ikilemeler vardı arkadaşlar. Bakalım buradaki ikilemeleri teker teker inceleyelim. Birinci cümlede abuk sabuk ikilemesi var. Burada iki tane anlamsız sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan bir ikileme var. İkinci cümleye baktığımda fokur fokur ikilemesini görüyorum. Aynı kelimenin tekrarı yoluyla oluşan bir ikileme var. Üçüncü cümleye baktığımda mırın kırın ikilemesini görüyorum. Burada iki tane anlamsız sözcüğün bir araya gelmesiyle kurulan bir ikileme var. Dördüncü cümleye baktığımda yine çıtı pıtı ikilemesi var. Bu ikileme de iki tane anlamsız sözcüğün bir araya gelmesiyle kurulan bir ikilemedir. Şöyle genel olarak baktığımda 1, 3 ve 4. cümlelerdeki ikilemeler iki tane anlamsız kelimenin bir araya gelmesiyle kurulan ikilemeler. Yani aynı şekilde kurulan bir ikilemedir bunlar. Fakat ikinci cümledeki ikilemeye baktığımda fokur fokur aynı sözcüğün tekrarlanmasıyla kurulan bir ikilemedir. Dolayısıyla cevabım Bursa'dır.
Bu metindeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Metni okuyalım. Kayseri'ye taşındığımızda 25 yaşındaydım ve Erciyes eteklerinde resim yapıyordum. Sırtımda bir çanta, dağdan dağa dolaşıp doğaya incelemek ve gözlemlerimi tuvale aktarmak beni başıboşluktan kurtarıyordu. Başıboşluktan kurtarıyordu kısmının altını çizmiş. Ne anlatmak istiyor arkadaşlar burada? Başıboşluktan kurtarmak derken, yani amaçsız bir oraya bir buraya hareket etmekten kurtarıyordu anlamında. Şıklara bakalım. A. Zor ve zahmetli bir işe girişmek anlamında değildir. B. Bağlı olduğu bir yerden ayrılmak diyor. Bu anlamda değildir. C. Gelir getiren bir işe yatırım yapmak diyor. Bu anlamda da değildir. D şıkkındaki amaçsızca hareket etmekten vazgeçmek. Yani başı boşluktan kurtarmak anlamını karşılar niteliktedir bu arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım Denizli'dir. Numaralanmış kutucuklardaki cümlelerin hangilerinde deyime yer verilmiştir bakalım. 1. Bugün piknik yapmaya çok elverişli bir gün. Burada deyim yok. 2. Karşılaştığım her zorluğun üstesinden geldim diyor. Üstesinden gelmek deyimi var arkadaşlar. Dolayısıyla cevapların arasında ikinci cümle olur. 3. İnsan çevresiyle konuşmak ister diyor. Arkadaşlar burada bir deyim söz konusu değil. Eledim. 4. Babamın horlaması uykumuzu kaçırdı diyor. Uykumuzu kaçırmak bir deyimdir. Dolayısıyla dördüncü cümlede cevapların arasında olur. 2 ve 4 hangi şıkta vardır arkadaşlar? C şıkkında vardır. Cevabım Ceyhan.